Bugün çok önemli bir gün. 24 Nisan 2015'te, 1915 Ermeniler için çok trajik bir tarih. Biz bu konuyu yıl dönümü dolayısıyla, 103. yıl dönümü dolayısıyla HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'la konuşacağız. Garo Bey, Ermeniler için ne anlama geliyor? 103 yıl önce Osmanlı coğrafyasında nüfusun 1/6'ını Ermeniler oluşturuyordu. Yani yaklaşık 2 milyon 300 bin Ermeni vardı. Osmanlı nüfusunun 14 milyon kişiydi. Ve 2 milyon 300 bin Ermeni Osmanlı'nın her şehrinde yaşıyordu. İstanbul'da da ciddi bir nüfusumuz vardı. Pek çok şehirde olduğu gibi Erzurum'da, Sivas'ta, Bursa'da, Tekirdağ'da Osmanlı coğrafyasının her yerine yayılmıştık. Ve Osmanlı vatandaşlarıydık. Hani bugünkü gibi ayrımcı söylemlerle pek karşı karşıya kalmıyorduk. Özellikle demokratik bir sürecin ardında 1908-1912 döneminde yine bir barış süreci, demokratikleşme süreci vardı. Bunun ardından yönetime gelen iddiatçı junta, iddiatçı darbe sonrası tekçilik esas alındı. Ve iddiatçı junta daha sonra 3 kişilik bir darbe yönetimine evrildi ve Ermeniler yok sayılmaya başlandı. İstanbul'da bakın o yıllarda Osmanlı İstanbul'dan yönetilir biliyorsunuz. Bizim milletvekillerimiz vardı. Ve milletvekillerimizin talebi demokratik bir Osmanlı'yı yaratmaktı. Bölünmek, ayrılmak değil. Siyasi partilerimiz Osmanlı Meclisi Mebusan'da demokratik bir anayasa ve demokratik bir Osmanlı mücadelesi veriyorlardı. Aydınlarımız vardı, yazarlarımız vardı, gazetecilerimiz vardı. Hepsinin talebi demokratik bir Osmanlı yaratmaktı. Ancak maalesef milliyetçilik ve ülkeyi tek bir kimliğin ülkesi yapmak isteyenler, o günkü milliyetçi anlayış, darbeci anlayış bu talepleri yok saydı. Bu taleplere cevap vermedi, karşılayamadı ve 103 yıl önce 23 Nisan'a 24 Nisan'a bağlayan gece 250'ye yakın Ermeni aydın tutuklandı. Yani milletvekilleri, yazarlar, akademisyenler, eczacılar, dil bilimciler, sanatçılar tutuklandılar. Toplumun önde gelenleri. Ve Çankırı ve Ayaş'a sürülüp orada büyük bölümü öldürüldüler. Biz Ermeniler, Ermeni soykırımının başlangıcı olarak 24 Nisan, 23 Nisan, 24 Nisan'ı bağlayan gece ve 24 Nisan günü olarak, sembol olarak sayarız ve 103 yıldır Ermeni soykırımının anma günlerini ve yüzleşme taleplerini 24 Nisan günlerinde haykırırız. Bizim için ve daha sonra 24 Nisan'dan sonra yalnızca orada kalmadı tabii, çıkarılan tehcir yasasıyla Osmanlı coğrafyasından topyekün Ermeniler sürüldüler. Yani 27 Mayıs günü Meclis-i Mebusan'da çıkarılan tehcir yasasıyla Ermeni halkı topyekün Osmanlı coğrafyasından sürüldü. Bu sürgünde 1 milyonun üzerinde Ermeni katledildi. Hayatta kalanlar ülkelerinden sökülmüş oldular. Ben onların torunlarından birisiyim. Benim anne tarafımdan da baba tarafımdan da geride kalanlar yalnızca yetimlerdir. Benim dedem de babaannem de anne tarafından dedem de babaannem de yalnızca tek başına kalmış veya bir kardeşe kalmış yetimlerden oluşuyor. Hiçbirinin tek bir akrabası yok ve Malatyalıyız biz. Malatya'da sonuç olarak nüfusun 1/3'ünü Ermeniler oluşturuyordu. Bunlar zanaatla uğraşıyorlardı. Benim dedem bir taraftan ayakkabıcıydı, bir taraftan bakırcıydı. Bunlar hepsi zanaatkar insanlardı ve topyekün hem cana kastedildi, hem mallarına el konuldu, hem kültürel varlıklarına el konuldu ya da gasp edildi. Böyle biz buna bir soyun kırımı olarak bakıyoruz. Tabii ki soykırım kelimesine takılınıyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Türkiye toplumunda bu büyük suçun ismi konmadığı için İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya konulan isim soykırım kelimesi olarak tanımlandı böyle büyük suçlara. Biz de Ermeni halkının başına gelen büyük felakete soykırım diyoruz. Ama ben bir meclis üyesi olarak şunu söyleyebilirim. Her zaman talebim şudur. Bu meselenin, bu büyük acının başka meclislerin gündemi olmasını istemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi olmasını istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması, tartışılması, adil bir hafızayla isminin konulmasını istiyorum. Ve o zaman Türkiye halklarının koyacağı isim bu Ermeni halkının başına gelen büyük felaketin adı olmuş olacak. Yeter ki o büyük suçu kapsasın ve mağdurlarının ruhlarını hafifletsin ve geride kalanlarına adalet duygusunu versin. Evet. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konu biraz gündeme geldi. Pervin Buldan, eş genel başkanınız bir
konuşmasında biraz değindi. Meclis Başkanı buna itiraz etti. İtirazı da acıları anlıyorum ama buna katliam ya da soykırım, katliam veya soykırım demeyelim gibi bir yaklaşım var. Bu adlandırmaya takılmayacağını söylediniz. Buradan şuna gelmek, hem onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye halkları bu acıların farkında mı, biliyor mu, bilebilecek yol ve yöntemlere ulaşabiliyor mu? Şimdi meclis başkanı buna katliam demeyelim diyor. Yani kimisi diyor ki soykırım demeyelim diyor. Ben de diyorum ki peki ne diyelim? Hani 1915 olayları diyorlar. Ne bileyim işte Cumhurbaşkanı bununla ilgili taziye ediliyor. O zaman Cumhurbaşkanı neye taziye ediliyor? Olan bir suçun bir adı vardır. Gelin bu adı biz hep beraber koyalım diyoruz. Ben kelimeye takılmıyorum. Yeter ki o büyük suçu, o büyük günahı kapsasın. O büyük günahın mağdurlarına adalet duygusunu versin. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yılını, yani soykırımdan sonra geçen 103 yılı inkar tarihidir. Ve o büyük suçu inkar ettiğimiz için aslında yalnızca bakın biz soykırımın mağdurlarını geri getiremeyeceğiz. Bırakın şu anda Ermenilere adalet duygusunu vermeyi. Soykırımın inkarı yeni suçların kapısını açmıştır. Yalnızca Ermenilere dönük değil ki. Bu ceberut devlet anlayışı, yani soykırımı bile mazur gösteren devlet anlayışı daha sonra Dersim'deki katliamı yapmıştır. Daha sonra Kürtlere yönelmiştir. Daha sonra solculara yönelmiştir. Daha sonra mütedeyyinlere yönelmiştir. Bu anlamda hep öteki yaratmış bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Ben diyorum ki mesela bugün olanların, bugün Kürtlere dönük olan tavrın izlerini 1915'te arayabiliriz. O gün Ermenilerin taleplerini yok sayan devlet anlayışı, bugün Kürtlerin taleplerini yok sayıyor. Kürtlerin demokratik taleplerini yok sayıyor. Alevilerin demokratik taleplerini de yok sayıyor. Devletimizi demokratikleştirmemiz lazım. Bunun için ya bugünden başlayıp bugün hepimizi eşit sayan bir devlet anlayışına kavuşmamız lazım ve geçmişe dönüp de yaptığımız hatalara bakmamız lazım. İşlediğimiz büyük günahlara bakmamız lazım. Eğer ki büyük günahlarla yüzleşemezsek yeni günahların yolunu açarız. Ve cezası sorulmayan her suç emin olun tekrarlar. Ben bugün 1915'te Ermenilere dönük cezalandırılamayan suçun devamını görüyorum. Biz o günkü suçun faillerine yüzleşemediğimiz için bugün aynı suç devam ediyor. Bakın biz Ermeni soykırımın baş faillerini Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa olarak koyarız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 5000'den fazla sokağın, caddenin, bulvarın, bina isminin ismi Talat Paşa'dır, Enver Paşa'dır. Yani düşünün ki bugün Almanya'da Hitler caddeleri olsaydı, yüzlerce binlerce Hitler caddesi olsaydı, yüzlerce Göbels caddesi olsaydı ne hissederdi? Almanya bugün böyle bir Almanya olabilir miydi? Olamazdı. Önemli olan bakın ben soykırım derken de Türk milletine karşı bir herhangi bir suç isnat etmiyorum. O dönemki zihniyede suç isnat ediyorum. O dönemin muktedirlerine, o dönemki cuntaya, darbeci cuntaya, birkaç kişiye ve bir zihniyete suç atfediyorum. Ve o dönemki eğer ki failleri atamız saydığımız sürece yeni dönem maalesef benzer aktörleri bu devlet yaratıyor ve aynı suçları işlemeye devam ediyor. Garo Bey, son yıllarda aslında 1915'lerde yaşananlara ilişkin toplumda bir bilgiye ulaşma durumu öyle ya da böyle biraz oldu. Hükümet de bundan dolayı ilk defa acı duyduğuna dair bir taze dileyen bir tutumu oldu ilk defa. Ama bunun arkası gelir beklentisi vardı. Bugün tablo nedir? Çok mu uzağız o tablo? Maalesef çok uzağız. Şimdi şöyle düşünün. Eğer bir aygıt suç işlemeye devam ediyorsa 103 yıl önceki işlediği suçla yüzleşemez. Önce bugünkü suçları durduracağız. Biz geçmiştekileri geri getiremeyeceğiz. Bizim talep ettiğimiz o günkü kaybettiğimiz insanların adaletini bulmak. Ama bugün suç işleyen bir aygıt, bugün kimliklerinden dolayı taleplerini kabul etmiyorsa devlet aygıtı ve onun temsilcilerini hapse gönderiyorsa veya talepleri kriminalize ediyorsa geçmişle yüzleşemez. Önemli olan bugünkü taleplerle yüzleşmek. Ve aynı zamanda da geçmişe bakmak. Bak geçmişte de 103 yıl önce aynı hatayı yaptık ve sonu büyük bir felaketle sonuçlandı. Demokratik talepleri duyun. Mecliste bu meselelerimizi konuşarak çözebiliriz diyoruz. Ama aynı zamanda geçmişteki hatalarımıza da bakalım. Onunla yüzleşelim. Onun adını koyalım. Adil bir hafızayla ismini koyalım. Ve adaletini bulalım diyoruz. Maalesef ondan çok uzak günlerdeyiz. Birkaç yıl önce biliyorsunuz barış süreci varken Kürtler taleplerini söyleyebiliyordu, bütün kesimler taleplerini söyleyebiliyordu. Bu dönemde de biz de
Yani 100 yıllık sessizlikten sonra Hrant Dink'in ortaya koyduğu çığlıkla beraber arkadaş başımıza kötü bir şey geldi. Gelin bize buna bakın. Bu bizim için de iyidir, sizin için de iyidir dedi ve bu yönde toplumun dikkatini çekti. Çünkü genç kuşaklar bilmiyordu. Ermeniler bu toprakta yaşıyor mu, yok muydu, var mıydı? Ama bir anda insanlar o günlere bakmaya başladı. Evet, biz geçmişte bu hataları yapmıştık demeye başladı. Ve bu empatinin kurulması müesses nizama ve milliyetçiler için büyük bir korkuydu. Maalesef tekrar AKP şu anda MHP yedeklendiğinden beri pek çok yolda geriye gittiğimiz gibi, Kürt meselesinde olduğu gibi, Alevi meselesinde olduğu gibi, demokratik taleplerde olduğu gibi, Ermeni soykırımla yüzleşme meselesinde de ciddi anlamda geriye doğru gitmiş durumdayız. Dediğim gibi hem geçmişle yüzleşmeliyiz hem de bugünkü suçları durdurmalıyız. Her ikisi de hedefimiz olmalı ama bundan çok uzak olduğumuz günlerdeyiz. Evet. Şimdi Ermeni tarihini, yaşadıklarını bilenlerin son zamanlarda sıkça Taner Akçam gibi ve diğer isimler gibi bahsettikleri bir şey var. O da diyor ki 1915'lerin atmosferine benzer bir atmosfer var. Bir milliyetçi hisleri var ve kontrol edilemez ya da kontrol altına alınamayacak bir kalkışmanın olabileceği, bir kırımın olabileceğine dair. Kürt meselesi bağlamında böyle bir şey söylüyor. 4 Kasım 2016 Demirtaş ve arkadaşlarının, eş başkanınızın alınmasını böyle bir şeye, bir atmosfere benzetiyor musunuz? Tarih bilenler anlamında. Tamamen aynı şeyleri hissettim. 4 Kasım 2016 günü biliyorsunuz 10 arkadaşımız o gece tutuklandılar. Ondan sonra her gün ortalamada 100 siyasetçi HDP'den tutuklandı. Toplamda 10 bin siyasetçi yaklaşık tutuklandı. Bütün bu operasyonu ve 4 Kasım 2016'da benim de ismim geçiyordu. O gece hissettiğim şey 24 Nisan'ın tekrarladığıydı. Yani çünkü bizler siyasetçiyiz ve bütün sorunlarımızı mecliste çözmek istiyoruz. Kürt halkının temsilcileri, Ermeni halkının temsilcileri, bütün halk kesimlerinin temsilcileri buradayız. Ve taleplerimizi demokratik bir çözümle mecliste sunuyoruz. Ama siz bu talepleri susturursanız, bu talepleri yok saymanız demek, halkın belli kesimlerini, milli iradeyi yok saymanız anlamına gelir. Bu da toplumda kamplaşmayı, kutuplaşmayı artırır. Bu da milliyetçilerin ve belki ülkemiz üzerinde oyunu oynamak isteyenlerin istediği iklimi yaratır. Ve sonucunda da belli kırılmalar yaşanabilir, depremler yaşanabilir. Bu depremlerden medet uman iç ve dış güçler olabilir. Bu anlamda bu iklimi yaratmamamız lazım. 100 yıl önce olan büyük hata, planlı ve programlı yapılan büyük hata sonucunda junta tarafından sonucu bir soykırımla sonuçlandı. Şimdi de son derece milliyetçi, ulusalcı, ırkçı bir iklim var. Ve Kürt halkının talepleri yok sayılıyor. Toplumun pek çok kesimin talepleri yok sayılıyor. Bunun sonucunun da büyük bir kırılmayla yol açabileceği konusunda kaygılarım var. Bu kaygılarımızın giderilmesi için bir an önce demokrasiye dönmemiz gerekiyor. Yani 24 Haziran seçimleri bunun için bir fırsat. Bir an önce demokrasiye dönüp dönmeyeceğimizi, yoksa tek adam rejimine, bir juntaya doğru mu gideceğimizi belirleyecek ve Kürt halkının taleplerinin, bütün toplum kesimlerinin taleplerinin, Ermeni halkının taleplerinin mecliste çözülüp çözülemeyeceğini ortaya koyacak. Hem demokrat bir cumhurbaşkanının olup olmayacağı, demokratik bir meclisin oluşup oluşamayacağı belli olacak. Bu da belli kırılmalara yol açabilir. O açıdan benim kaygım 103 yıl önce yaşadığımızı bir kez daha yaşamayalım. Herkes o gün yaptığımız hatalara baksın. Ne hatalar yapmışız ve sonucu ne olmuş? Sonucunu hepimiz kaybettik. Ermeni halkı kaybetti başta tabii ki. Ata yurdundan, binlerce yıllık toprağından sürüldü, yok edildi. Bütün kültürel mirası yok edildi. Ama yalnızca Ermeniler değil, Türkler de kaybettiler. Ülke uzun süre belini doğrultamadı. Biz bir arada güçlüyüz. Ermeniler, Araplar, Türkler, Kürtler bir arada güçlüyüz. Ha, ayrıştırırsak birbirimizi hep zayıflıyoruz, hep üzerimizde oyunlar oynanabiliyor ve milliyetçi bir hezeyan durumuna hapsolabiliyoruz. Bu girdaptan çıkmalıyız diyorum. Ben bunu bir öfkeyle söylemiyorum. Bir barış çağrısıyla söylüyorum. Ben öfkemi sonuçta sırtıma yüklenmiş, ben acımı sırtıma yüklenmiş gelmişim bugüne kadar. Ben intikam demiyorum, ben barışalım diyorum. Ermeni halkını geri getiremeyeceğiz bugüne belki. Ama önemli olan adaletini hediye etmemiz. Adaletini vermemiz sana da iyi gelecek diyorum, Türk kardeşim diyorum. Sen de dünyada bak, bütün dünyada soykırımcı bir devletin vatandaşı olarak anılıyorsun. Halbuki adaletin ortaya çıktığı zaman sen geçmişte yaptığın hatayla yüzleşmiş bir toplumun ferdi olarak kalacaksın. Ben bir arada yaşadığım insanlara bunu
Bunu istiyorum. Hep beraber adaleti bulalım. Adil bir hafızayla geçmişle yüzleşelim ki barışçıl bir geleceği kurabilelim. Bu Ermeni meselesi için de geçerli, Kürt meselesi için de geçerli, Alevi meselesi için, hatta Müslümanların meseleleri için de geçerli. Çünkü bu devlet mütedeyyinlere de gadir uğrattı, Alevileri de gadir uğrattı, Ermenileri de. Demokratik bir sistem kurmamızın yolu geçmişle yüzleşmemiz, adil bir hafızayla ve eşitlik temelinde bugünümüzü kurmamız. Bu ikisi birbiriyle çok bağlantılı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili, 24 Nisan yıl dönümü dolayısıyla yaptığımız bu yayında aslında bir adalet çığlığı, bir eşitlik, barış çığlığını dile getirdi. Bir başka yayında görüşmek üzere.